Merhaba arkadaşlar, şimdi televizyondan ders çalışacağız. İyi dersler. Merhaba çocuklar, ben sınıf öğretmeni Özlem Özkan. Bugünkü dersimiz Türkçe. Temamız çocuk dünyası. Üç farklı arkadaş konusunu hep beraber işleyeceğiz. Sizler ekranlarınızda, ben burada. Haydi başlayalım. Bu dersimizde dinlediklerimize yönelik soruları cevaplandıracağız. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanacağız. Anlamlı ve kurallı cümleler yapacağız. Kelimelerin zıt anlamlarını tahmin edeceğiz. Zıt anlamlar sizin en sevdiğiniz konu. Ekranlarınızın başında çok mutlu olduğunuzu görüyor gibiyim. Çocuklar, Ayşe yazı yazarken kelimeleri karıştırmış. Haydi hep beraber bir Ayşe'ye yardımcı olalım. Elma aldı kırmızı. Bu nasıl bir cümle olacak? Evet, aferin, bildiniz. Kırmızı elma aldı. İkinciye bakalım. Araba yeni aldı. Ela. Evet, bunu doğru bildiniz. Ela yeni araba aldı. Birinci Ayşe gidiyor sınıfa. Hep beraber söyleyelim isterseniz bunu. Ayşe birinci sınıfa gidiyor. Şimdi vagonların üzerinde verilen karışık kelimeleri kurallı bir cümle yapalım. Geldi Kerem, Emir ile. Kerem, Emir ile geldi. Tatlı, Cansu yedi, incir. Cansu, tatlı, incir yedi. Aferin hepinize. Aşağıdaki kelimelerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Hadi biraz düşünelim. Bulduğunuzu tahmin ediyorum. Aferin size. Siyah, beyaz. Bunlar nasıl kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler. Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Haydi bakalım bu kelimelerin zıt anlamlarını bulalım hep beraber. Sıcak. Ama sakin olun. Hep beraber sıcak. Yapacağız. Sıcak. Soğuk. Aferin soğuk. Size. Kısa. Kısa. Uzun. Uzun. Temiz. Temiz. Kirli. Kirli. Dolu. Boş. Bravo. Silah. Beyaz. Beyaz. Yavaş. Hızlı. Tebrik ediyorum çocuklar size. Çok başarılıydınız. Aşağıda yer alan cümleleri altı çizili sözcüklerin zıt anlamlarıyla tekrar yazalım. Siz de ekranlarınızın başında Türkçe defterlerini çıkararak ince gibi yazınızla bunları defterinize yazabilirsiniz. Siyah elbiselerini çok sevdi. Tekrar yazalım. Beyaz elbiselerini çok sevdi. Ben kısa boyluyum. Ben uzun boyluyum. Dolu bardağı getirdi. Boş bardağı getirdi. Bravo çocuklar size. Çocuklar, arkadaş dediğinizde aklınıza neler geliyor? Eminim siz de şu an en yakın arkadaşlarınızı düşünüyorsunuz. Sevgi bağlarınızı düşünüyorsunuz. Sırdaşlarınızı düşünüyorsunuz değil mi? Haydi hep beraber bakalım. Sevgi. Saygı. Saygı. Oyun. Hı. Sevgi. Eğlence. Evet, hepimizin arkadaş deyince aklına bunlar geliyor. Eminim daha fazlası da geliyordur. Onları da ailelerinize söyleyebilirsiniz. Şimdi çocuklar, görsellerdeki hayvanları ve başlığını inceleyelim. Acaba okuyacağımız metinde neler var? Evet, okuyacağımız metin 3 farklı arkadaş konusuydu. Görsellerimize bakalım. Soru, kurbağa, karınca. Evet, sanırım olaylar bu üçünün arasında geçecek. Hep beraber okuyalım çocuklar. 3 farklı arkadaş. Bir sabah horoz şarkılar söyleyip dans ediyordu. Haydi dans edelim. Herkes bizi izlesin. Lay lay lom. Sözlerini tekrar ediyordu. Sesi duyan kurbağa neşelendi. Zıplayarak horozun yanına gitti. Horoz, neden bu kadar mutlusun dedi.